Bugün hem Çin'in Türkiye'de Türk Dili Bayramı geçirilir. Bununla bağlı ülkemizde Türkiye Sefirliği'nde de bir sıra tedbirler geçirilecek. Ümumiyyətlə Türkiye'de ve ülkemizde ne kimi tedbirlerin geçirilmesiyle bağlı konağımızla söhbət edəcəyik. Konağımız Türkiye'nin Azərbaycandakı Sefirliğinin Təhsil Müşavirliğinin əməkdaşı Hayri Ataşdı. Hayri Bey, sabahınız xeyir olsun. Təbrik edirəm sizi bu büyük bayram münasibetiyle. Ve elə tedbirler barəsində söylediğimiz kimi Türkiye'nin Azərbaycandakı Sefirliğinde de, yani ülkemizde Bakıda da tedbirler geçirilecek. Ne kimi tedbirler gözlenilir? Ben önce size bu Türk Dil Bayramı'nın yaranmasıyla, oluşmasıyla alakalı bilgiler vereyim. Malumunuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün en ehemmiyet verdiği işlerden birisi eğitim ve kültür işleri oldu. Bu amaçla 1924 yılında bir Türkiyat Enstitüsü kurulmuştu. 1932 yılında da 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla bir dernek kuruluyor. Bu derneğin asıl amacı Türk dilinin, umumi Türk dilinin her sahada araştırılması. Bu derneğin ilk işlerinden birisi de 26 Eylül 1932 yılında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda yaklaşık 1000 delegenin katıldığı, 3000'e yakın izleyicinin olduğu bir büyük kurultay düzenlemek oluyor ve bu kurultayda da yine bazı kararlar alınıyor. Bunlardan en önemlisi Türk dilinin yine her alanda, her anlamda, her sahada araştırılması ve bütün Türk dünyasıyla bağlarının kuvvetlendirilmesi çalışmalar oluyor. Ve bu kurultay sonunda alınan kararlardan birisi de şu, bu tarihin, bugünün yani 26 Eylül'ün bundan sonra her yıl Türk Dili Bayramı olarak kutlanması. Bu yıl 80.sini idrak ediyoruz. 80. Hepimize kutlu olsun. Tabii bu arada bu sadece Türkiye için değil, umumi bir Türk Dili Bayramı olarak düşünmek lazım. Bütün Türk dünyasının bayramı olarak düşünmek lazım. Türkçe ne sadece Azerbaycan Türkçesi, ne sadece Türkiye Türkçesi, ne Kazak Türkçesi. Türkçe bir büyük aile olarak düşünürsek biz sadece onun bazı şubeleriyiz, kollarıyız diye düşünebiliriz. Bununla ilgili olarak o tarihten beri Türkiye'de her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenir. Tedbirler geçirilir, törenler yapılır, yarışmalar düzenlenir. Bu önceleri daha dar çerçevede, daha mahdut alanlarda olurken, şimdi daha geniş bir şekilde Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde valilikler aracılığıyla, mektepler aracılığıyla, dış ülkelerde, harici ülkelerde, sefirliklerimiz aracılığıyla bu bayram kaydedilmektedir bugün de. Burada da Azerbaycan'da da sefirliğimize bağlı mektebimizde muhakkak ki bununla ilgili törenler, çalışmalar olacak. Sefirliğimiz bununla ilgili, kültür müşavirliğimiz bununla ilgili muhakkak ki çalışmalar geçirecektir. Onlardan haberdar edileceksinizdir zaman içinde. Şimdilik böyle diyeyim. Başka sorularınız varsa onlardan var. Ortak Türk dili dediniz. Bugün onda hamımızın bayramıdır ve büyük bir yani 80 illiği de artık Türk dili. Evet. Ve ortak Türk dili danışarken, ortak Türk dili deyərkən ne nəzərdə tutulur ve bugünkü bayram Azerbaycan'da birlikte diğer Türk dili ülkelerde de keçirilir mi? Qeyd olunur? Şu an için diğer Türk dil ülkelerde geçirildiğini söylemek veyahut da kutlandığını söylemek pek mümkün değil. Çünkü malumunuz Sovyetler Birliği devrinde Türkçe ile yani Türkiye Türkçesi ile diğer Türkçeler birbirlerinden siyasi sebeplerle uzaklaştırılmıştı. Buna en yakından bilenlerden birisiniz Azerbaycan'da yaşayan. 1920'lerdeki konuşulan Azerbaycan Türkçesi ile veya yazılan edebi eserlere bakarsanız Türkiye Türkçesi ile aralarında çok fazla fark yoktur. Çok rahat bir şekilde birbirini anlıyorlar, birbirleriyle yazışıyorlar. Azerbaycan'da çıkan bir gazete, kitap Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de neşredilen bir kitap Azerbaycan'a çok rahatlıkla geliyor. Hatta Ahmet Mithat'ın bütün eserlerinin Tataristan'da, Kırım'da, Azerbaycan'da neşredildiğini, çok okunduğunu biz biliyoruz. Tiyatrolarının Namık Kemal'in aynı şekilde o dönemde. Ama 1920'lerden sonra Sovyetler Birliği ile beraber bu maalesef sekteye uğradı, kesintiye uğradı. Bu bakımdan da dilimiz arasında bir kopukluk söz konusu oldu. Bir de 1932'den sonra bu Türk Dili Cemiyeti'nin kurulmasıyla, Türk Dil Kurumu'nun bugünkü ismiyle kurulmasıyla birlikte Atatürk'ün de isteğiyle Türkçe'de bir özleştirme çalışmaları başladı.
daha çok Türkçe kelimelerin dilimize eskiden çeşitli vesilelerle girmiş Arapça, Farsça kelimelerin dışlanması şekliyle Türkçe'de bir özleşme meydana geldi. Bu ise mesela bugün baktığımız zaman Azerbaycan Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin arasındaki mesafeyi biraz daha açtı. Size çok basit bir örnek misal vereyim. Geçen annem buraya gelende, annem benden daha yakışı, daha iyi anlaşmıştı sizlerle. Sizin söylediğiniz her şeyi rahatlıkla başa düşürdü. Neyle bağlıydı bu? Çünkü annemin konuştuğu dil eski dildi. Bu dile daha yakındı. Onun bildiği kelimeler, onun öğrendiği Türkçe buraya daha yakın. O bakımdan Azerbaycan Türkçesi bugün bizim Türkiye'de konuştuğumuz Türkçenin biraz daha genç hali, daha önceki hali diye düşünebiliriz. Arada çok büyük farklar yok. Bazı fonetik farklar, ses farkları, bazı gramatikal ufak değişmelerin dışında çok büyük farklar yok. Ama bu farklardan danıştığınızda ümumiyetle götürende Türk dilli ülkelere en yakın biz yani birbirimizi anlıyoruz. Ama Kazakistan'a veya Özbekistan'a nezer yetirsek bir kadar ben özüm orada olarken anlamak çok çetindi. Evet. Ümumiyetle böyle bir belki ideyamı olabilir mi ki bir ortak Türk dili etmek ki Elbette. Bu birbirimizi daha yakınla ve daha yakışı anlayabilek. Çünkü bakmayak ki Türk dilidir ama ki doğrudan da yani ister Tatar dili olsun isterse de Kazak dilini anlamak yani tamamıyla mümkün değil. Böyle bir tamamıyla demeyelim ama bir süre onlarla beraber yaşadıktan sonra çok kısa sürede intibak edilebilir. Çünkü yapı, forma aynı. Gramatikal forma aynı olduğu için çok problem olmayacaktır. Mesela yine siz bilirsiniz, Rusçayı bilen birisi rahatlıkla Bulgarcayı, Sırpçayı konuşabiliyor veya anlayabiliyor. Veya İngilizceyi öğrenen birisi diğer Avrupa dillerinin bazılarını çok rahatlıkla anlayabiliyor. Bu söylediğiniz farklar dünyadaki bütün dillerde vardır. Yani bunlara biz lehçe veya şive diyoruz. Çeşitli farklılıklar var. Azerbaycan Türkçesi de öyledir. Kazakça biraz daha bizim bugün Azerbaycan Türkleriyle Türkiye Türkçesinin konuştuğuna biraz daha uzak. Biraz daha farklılıklar olan bir şeydir. Ama bu ortak Türkçe rahatlıkla sağlanabilir. Bunun için kültür adamlarının, gazetecilerin, yazarların, düşünürlerin ortak noktada bazı kararlar alması lazımdır. O noktada birleşmesi, o noktada eserler üretmesi lazımdır. 1920'lere baktığımız zaman, daha öncesine baktığımız zaman biraz daha geriye gidersek 1870'li yıllardan itibaren başlayan hareketler, Gaspralı İsmail'in çalışmalarıyla biliyorsunuz buralarda bir ortak Türkçe tercüman gazetesiyle beraber nispeten oluşturulmaya çalışılmıştı. Ama bugün bu daha da kolay olabilir. Niye daha kolay olabilir? Bunun en güzel örneği sizsiniz. Televizyonda yayın yapıyorsunuz. Siz Türkiye Türkçesiyle benim danıştıklarımı, söylediklerimi, konuştuklarımı anlıyorsunuz, başa düşüyorsunuz. Ben sizin Azerbaycan Türkçesiyle söylediklerinizi anlayıp ona göre cevap verebiliyorum. Demek ki bu Azerbaycan Türkü ile Türkiye Türkiye arasında bir problem olmayacaktır. Olmayacak. Hayır, ben bir sualım da olacak. Buyurun. Size. Nece ki Azerbaycan Türkçesinde söylediğiniz kimi çoklu sayıda hususlar olsun ki Rusya sözleri integrasyon olmuştu artık dilimize. Çünkü 70-50 bu Sovyet döneminde kalmamız müəyyən qədər rol oynayıb. Həmçinin de Türk Türkçesinde de çoklu sayıda Fransız əcnəbi sözlerine evet. gelmeye olar. İster kuaför, banyo, baxmayaraq ki onların Türk dili, yani Türk sözleri var. Onun en azından bizim sözler kimi nece ki hamam və yaxud bərbər. Ama Türkiye'de yani sırf bu əcnəbi sözler işlenilir. Bunun bu dilden çıxarılması nəzərdə tutulur mu? Yoxsa bu artıq Türkçəsinə o qədər inteqrasiya olmuşdu ki normal qəbul olunur? Efendim şöyle bir husus var. Dilde frekans diye bir husus kanun vardır, gayda vardır. O da şudur. Bir kelimeyi ne kadar çok işletirseniz, o kelimeden ne kadar çok istifade ederseniz o kelime daha çabuk bir şekilde dile yerleşir. Daha az kullanırsanız daha az yerleşir. Bugün mesela Türkiye Türkçesinde 1930'lardan sonra başlayan özleştirme çalışmalarında, Türkçeleştirme çalışmalarında kültür kelimesi yerine ekin kelimesi kullanılmaya çalışıldı. Ama yerleşmedi. Onun yerine kültür kelimesi daha çok yerleşti. Niye? Daha çok kullanıldığı için. Çünkü insanlar bu kelimeyi ilk duyduklarında kültür anlamında daha çok işlettiler, daha çok yazdılar. Ve bugün artık o kelimeyi çıkartıp yerine ekin kelimesini koymak mümkün değildir. Bu Azerbaycan'da da böyledir. Mesela konuşurken
günlük konuşmalarımızda Azerbaycan Türkçesine çok hassasiyet gösteren bazı arkadaşlarımızın prosto, piso demeleri yani nasıl ki çok garip gelmiyorsa aslında, yani farkında olmadan söylüyorsak, bazı kelimeler de farkında olmadan yerleşir. Türkiye Türkçesinde de bu böyledir. Bunların tamamını söküp atmamız mümkün değil. Biz ancak bugün ne yapabiliriz? Yeni girecek olan kelimelerin girmelerine biraz daha mani olabiliriz. Ne yaparız? Onun yerine karşılık bulabiliriz. Bu karşılığı nasıl bulabiliriz? Bugün Türkçe'de kullandığımız, İngilizce'den, Fransızca'dan dilimize girmiş, Türkçe'ye girmiş, Türkiye Türkçesine girmiş bazı kelimelerin karşılığı Azerbaycan Türkçesinde Türkçe olarak var. Sizde Rusça bulunan kelimelerin bazılarının karşılığı hem sizde var hem bizde var. Siz oradan alıp, biz oradan alarak, bir değiş tokuş yaparak, takas ederek ve bunları sıkça işleterek, ki bilhassa konuşma dilinde, işte sizlerin yaptığı gibi en çok siz etkili oluyorsunuz. Ne kadar gazetelerde yazılsa da biliyorsunuz sizin kullandıklarınız daha önemli. Sizler daha çok işletirseniz, işte sinemalarda, televizyonlarda, müzik kanallarında daha çok işletilirse bu kelimeler istila edemeyecektir dilimizi. Zaman içinde kendiliğinden çekip gideceklerdir. Bizim atmamıza gerek kalmayacaktır. Kalmayacak. Çünkü Arapça, Farsça kelimelerin birçoğunda da öyle olmuştur. Çok güzel danıştınız. Çok teşekkürümüzü bildirdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Bugün geldiniz. Oradan çok maraklı sohbet oldu ve gözlerinizi sağ olun. Hatırladığınız için ben teşekkür ediyorum. Bakü Devlet Üniversitesi'nin 90. yılını ben de tebrik ediyorum. Oranın bir doktorantura öğrencisi olarak, talebesi olarak ayrıca ben de gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün sizin iki kat bayramınızın onda. Tebrik ederim bir daha hem sizi hem özümüzü. Bütün Türk dili halkları da bugün Türk dili münasebetiyle, bu bayram münasebetiyle tebrik ederim. Bir daha hatırladık ki bu konağımız Türkiye'nin Azerbaycan'daki sefirliğinin tesis müşavirliğinin emektaşı Hayri Ataşı'ydı. Biz ise video çaktan sonra programımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.